Evet arkadaşlar, uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir videoyla karşınızdayım. Evet, videolarımız çok sık değil. Çünkü malum bizim bir sponsorumuz yok. Bu araştırmalar sonucunda seçtiğimiz araçlar kendi bütçemizle karşıladığımızdan dolayı videolarımız da çok sık olmuyor. Ve tabii ki araçları seçerkenki süreç maddiyata da dayalı olduğundan dolayı karar aşaması biraz vakit alıyor. Biz kararı verirken neye göre veriyoruz? Yani kendi açımdan değerlendirirken öncelikle motor seçeneğini turbo benzinli değerlendiriyorum. Dolayısıyla minimum 240 tork ve 140 beygir seçeneklerini değerlendiriyorum. Dolayısıyla zaten seçenek baktığınız zaman ve minimum C kasa araçları değerlendiriyorum. Bu C kasa SUV olabilir, sedan olabilir. Dolayısıyla biz 4 kişilik bir aileyiz ve yine aynı şekilde 4 kişilik bir ailenin kullanabileceği bir araç için hangisi uygun olabilir diye değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bunların çerçevesinde değerlendirme yapıyoruz. Tabii bunlarla birlikte paramızın alabileceği en iyi seçenek ve aynı zamanda aracımızı bir sene sonra satarken en az zarar edeceğimiz seçeneği değerlendirmeyi düşünüyoruz. Tabii Türkiye'de biliyorsunuz açıkçası aldığınız hiçbir araç o değeri etmiyor. Maalesef bu araç da verdiğiniz bu bedelleri karşılamıyor. Bu videoyu size sunmadan önce açıkçası bir süre bekledim. Yaklaşık 2500 kilometre bu aracı kullandıktan sonra bu videoyu çekiyorum. Dolayısıyla size daha çok teknik bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu araçla ilgili birçok belki video izlemiş olabilirsiniz. Burada daha çok sürüş ile ilgili vereceğim. Bu araç Executive Plus donanım. Dolayısıyla en üst donanım. Dolayısıyla bu aracı hangi araçlarla kıyasladım? Neden bu aracı aldım? Daha önceki hangi araçlar vardı? Biliyorsunuz daha önceki videolarımı. Bu aracı Megane seçeneğinin üzerine tercih ettim. Şu an Türkiye'de bu donanımda bu fiyatlara alınabilecek en iyi araç bu olduğu için ben bunu tercih ettim. Açıkçası dediğim gibi ben burada bir reklam yapmıyorum. Çünkü bu aracı kendi bütçemle satın aldım. Bu donanımda özellikle bu aracı tabii seçerken siz için önemli mi bilemiyorum ama benim için önemli olan bir seçenek adaptif sürüş özelliği idi. Dolayısıyla adaptif sürüş özelliği olsun istediğiniz zaman fiyatlar 700 binler üzerine çıkıyor. Ve bu kalitede, bu performansta bir araç istediğiniz zaman o zaman iyice fiyatlar şişiyor. Dolayısıyla bu araç 180 beygir. 240 torkun üzerinde bir performans size sunuyor. Dolayısıyla bu kalitede işte deri koltuklar, otomatik vites istediğiniz zaman seçenekler azalıyor. Megane düşünürseniz Megane bile 700 binleri zorluyor. Şöyle bir sunroof var. Böyle bir şey yapmışlar. Bence çok mantıklı çünkü bunlar daha sonra bozulabilecek özellikler olduğu için hem de fiyatı etkilediği için manuel olması, elle yapılıyor olması çok güzel. Tabii ki negatif tarafları var ama dediğim gibi fiyat performans olarak bildiğim kadarıyla şu an bu aracın bayi liste fiyatı 640 bin civarı. 650 bin civarı kaça satıyorlar bilemiyorum yani hani pazarlıkla kaça veriyorlar bilemiyorum. Ben bu aracı alalı sanırım 2 ay oldu. Şubat ayı gibi aldım. Dolayısıyla o zamanlar 600 binlere veriyorlardı kurlardaki artışla. Şu anki fiyatlar bu. Kurlar nereye gider? Daha sonra fiyatlar ne olur? Vergiler, ÖTV ne gibi değişiklikler yapılır? Onları henüz bilemiyorum. Ama Türkiye'de fiyatlar sürekli yukarı gittiği için
İlerleyen günlerde fiyatların artması olası. Özellikle döviz anlamında savaş durumu da düşünüldüğü zaman araçların döviz bazlı fiyatının da artacağını düşünürsek bu fiyatları, bu araçları ileride bulamayabiliriz maalesef. Ama dediğim gibi bu araç, evet, gördüğünüz gibi çeşitli güzellikleri var. En sevdiğim özelliklerinden birisi kablosuz CarPlay, Apple CarPlay özelliği. Dolayısıyla kabloyla bağlamanıza gerek yok. Bluetooth üzerinden direkt cihazınız, telefonunuz, benim şu an telefon gördüğünüz gibi hiçbir şekilde cebimde olmasın. Hatta elimde telefonla şu an çekim yapıyor olmama rağmen telefon direkt olarak şeye bağlandı. Arabaya bağlandı. Dolayısıyla o çok güzel. Belki hani şimdi tabii yeni telefon özellikleri güzel olabilir ama bazı eksiklikleri, çünkü diğer firmalar çok farklı seçenekler sunduğu için size eksik olarak gelebilir. Mesela bu ekran seçenekleri çok fazla değil. Örnek veriyorum, kadran, bir yuvarlak kadran seçeneği var. Bir de şurada göstereyim, çok farklı seçenekler yok. Yani kadranın customize dediğimiz şey dizaynı. Bir yuvarlak dizaynı var, bir de bar şeklinde var, şu şekilde. Gördüğünüz gibi hani çok fazla bir olayı yok. Ambiyans, aydınlatma gibi özellikler yok. Ha, çok önemli mi? Yani bunlara bence para verilir mi? Bence verilmez, ama koltuk ısıtma özelliği var. İki koltuğunda, öndeki iki koltuğun. Dediğim gibi deri koltuk arkalarda dahil. Standart bir kol dayaması var. Bunlar arkada, gördüğünüz gibi havalandırma kanalları var. Sadece yönlendirebiliyorsunuz, ısılarını değiştiremiyorsunuz. Otomatik start stop var. Honda'larda, daha sonradan öğrendim tabii, Honda'nın bazı, ilk kez Honda kullanıyorum. Dolayısıyla çok fazla Honda tecrübem yoktu. Otomatik araba hareket ettikten sonra kapılar kilitlenmiyor. Bence çok saçma. Diğer saçma bir özellik, benim iki çocuğum var. Dolayısıyla iki çocuğun camları açıp kapamasını engellemek için camları kilitle dediğim zaman, enteresan bir şekilde çocukların camlarını açıp kapama özelliğini buradan kendimi de kilitlemiş oluyorum. Dolayısıyla çocukların camlarını kilitleme özelliği sizin de elinizden alınıyor. Dolayısıyla kilitlediğiniz zaman bütün camlarla irtibatınız kesiliyor. Evet, bana çok saçma geliyor ama Honda böyle yapmış. Yapacak bir şey yok, değiştiremiyorsunuz. Dediğim gibi kapı kilitleme özelliği yok. Araç yere çok yakın. Bundan önceki araç Megane'dı. Dolayısıyla Megane'la kıyaslarsanız yere çok yakın. Dolayısıyla özellikle rampalarda ya da garaj girişlerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çok hızlı girmemenizi tavsiye ederim. Dolayısıyla kasis geçişlerinde dikkat etmekte fayda var. Fakat yere yakın olması yol tutuşu anlamında çok pozitif etki yapıyor. O anlamda güzel. Araç yol performansı çok iyi. Yere yakın. Lastikler ince yanak. Dolayısıyla biraz yolun bütün şeyini size hissettiriyor. Dolayısıyla çok konforlu bir sürüş veriyor mu derseniz, çok o konuda pozitif konuşamayacağım, ama lastiklerini isterseniz, kendinize konfor isterseniz değiştirebilirsiniz. Lastik tasarımı, jant tasarımı güzel. Lastikleri başarılı. Dediğim gibi performans sürüşü anlamında başarılı. 3 çeşit sürüş modu var. Performans, normal, ekonomi dediğimiz. Turanza lastikler kullanılıyor. 215-50R17, 17 çaplı jantlar kullanılıyor. Bu jantları 18 yaparsanız araç çok daha güzel gözükebilir. Ben ekstra masraf çok yapmıyorum araçlara. Genelde aldığım gibi kullanıyorum. Dolayısıyla şey yok, bir cam filmi, kaput, tabii film var. Camlarda film var. Seramik kaplama var. Zaten büyük ihtimal ben bu arabayı
en fazla 20 bin kilometreye kadar araçları kullanıyorum. Dolayısıyla 20 bin kilometre sonra yeni bir araç nasip olursa, kazasız belasız kullanırsak yeni bir araç düşünebilirim. Dediğim gibi aracın şu şeyleri çok avantajlı. Ben buraya Isofix'lerle çocukların koltuklarını bağlayacağım. Daha sonra aracı size göstermek için bir iğ kattım. Dolayısıyla bunlar cırt cırtlı. Buradan Isofix'lerle çok kolay bağlanılıyor. Aileler için çok başarılı. Ses sistemi anlamında bir ses sistemi koymuşlar ama çok başarılı değil. Özellikle yüksek seslere çıkardığınız zaman ses çabuk dağılıyor. O konuda çok büyük bir beklentiniz olmasın. Dolayısıyla performans anlamında, fiyat performansı olarak benim gördüğüm kadarıyla Megane'ın full donanımı, Megane 1.3 TC'ye motor düşünürseniz otomatik vites, full donanımla fiyat performans olarak bu araç ondan çok daha iyi. BMW 320 ile konumlandırma olarak bence şahsi fikrim, çünkü 320 düşünüyordum, daha sonra BMW 2 kasayı düşünürken 3 kasaya bakayım derken sonra biliyorsunuz onların fiyatları 600 bin civarıydı. Sonra 1 milyonlara dayandı. Tabii onlarda adaptif özelliği isterseniz 1.2 milyon üzerine çıkıyor. Tabii bugün 25 Mart'tayız. 25 Mart 2022. Bugünün kurları, bugünün rakamlarıyla bu rakamlar geçerli. Dolayısıyla siz bu videoları izlediğiniz zamanki kurlar ne olur, şartlar ne olur, o zaman bilemiyorum. Ben geçen sene Ağustos ayında, Eylül ayında bakarken bu rakamlar 600 binlerdeydi. 320 için konuşuyorum. 600-650 binlerdeydi. Adaptif özelliği olmayan 320 170 beygirdi. Bu araba 180 beygir. 320 tabii arkadan itişli. Bu önden çekişli. İki kasalar önden çekişli, 140 beygir. Dolayısıyla iki kasadan daha iyi. Tabii ki BMW, dolayısıyla hani marka karşılaştırması yapmıyorum. Ama hani bütçenizle iki kasa daha fazla para verip almaktansa bu çok daha iyi bir seçenek. 320 zaten çok daha farklı bir klasman. Ama dediğim gibi adaptif özelliği, fiyat performans özelliği bence benim bütçeme de daha uygun geldi ve de daha az zarar edeceğim sonuçta bu arabayı kullanırken. Bir de dediğim gibi bende iki çocuk var. Arabayı biraz önce yıkatmadan önceki halini görseniz, çocuklar vuruyorlar, kırıyorlar. Açıkçası çocuklarınıza da bir şey diyemiyorsunuz. Onlar her şeyden önemli. Dolayısıyla çok fazla dert etmiyorsunuz. Tabii bir BMW'de aynı hisleri nasıl konumlandırırsınız bilmiyorum ama şu an bunda bile çocuklar azarken insan biraz huzursuz olabiliyor. O yüzden şu an bu çok daha bizim için elverişli. Ama dediğim gibi Megane'ı düşünürseniz, daha yakın birbirine karşılaştırılacak iki araba, Megane'ın fiyatı bundan daha pahalı. Performans olarak daha düşük. Ben Honda marka olarak, marka değeri olarak daha iyi olduğunu düşünüyorum Renault'dan. Dolayısıyla yine tercihim Honda'dan yana oldu. Çünkü bu donanımda Honda daha iyi. Buradan koltukları yatırma seçeneği var. Şimdi ben de ilk kez yatıracağım açıkçası. Gördüğünüz gibi koltuklar tam yatıyor. Çocukların koltuklarını. Bagajı yeterince geniş. Megane'ın bagajı daha geniş diyebilirim. O konuda açıkçası Megane'ın hakkını yememek lazım. Ben açık ve net söyleyeyim, Megane'ı çok seviyorum. Çünkü şirketim için kullanıyorum bu araçları. İşim için de aktif olarak kullanıyorum. Bu araçtan şu an memnunum. Ama eğer ÖTV indirimi gelirse, özellikle Megane'ların baz paketlerinden bahsediyorum, eğer alınacak olursanız, bu adaptif özelliği dikkate alınırsa alınacak araçtan bahsediyorum. Ama eğer
bas paket bir araç düşünüyorsanız, çünkü bir önceki aracım oydu, bas paket otomatik vites düşünüyorsanız ki eğer %50 ÖTV dilimine girecek olur ise, hatta manuelde orada matrah artışı falan düşünülürse, bunu verip iki tane Megane otomatik ya da manuel 400 bin liralar civarı, 350-400 bin TL arasına gelirse Megane'a geri dönüş yapabilirim. Ama şu an için bu araçtan memnunum. Tabii ki dediğim gibi ufak tefek eksikleri var. Ama o eksiklerin hepsinin artı olması fiyat artışı demek. Onların artı olması benim için bir avantaj değil. Yani bir eksiklik değil açıkçası. O yüzden şu an bu yeterli. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Performans olarak bir tek en büyük eksikliği, onu daha önceden söyledim mi bilmiyorum, sizin için önemli olabilir. Ben çok ona önem vermiyorum çünkü performanslı kullandığım için. Megane'larda yaklaşık ortalama performanslı kullanmamdan dolayı benzin tüketimim 7,5'lardaydı. Bundaki benzin tüketimim yaklaşık 9 litre. Dolayısıyla 100 kilometrede 1,5 litre gibi bir fark olacak. Ben bunu 20 bin kilometre kullandığımı düşünürsek, 20 bin kilometre de bir araç değiştirdiğim için 20 bin kilometre bölü 100-200, yaklaşık 300 litrelik bir fark demek. 300 litre, bugün litresi 20 liradan hesaplarsanız 6.000 TL'lik bir fark demek. Bu tarz hesapları yaparak da ilerleyebilirsiniz. Benim için 6.000 liralık farktan fazlası var bu arabada. Ben bu arabayı zaten alırken kazandım. Satarken de zarar etmeyeceğim, en azından bu 6.000 lira kadar. O yüzden bunları düşünmenizde fayda var. Adaptif özelliğini de ayrıyeten belki bir video ile size gösteririm. Adaptif özelliği çünkü çok başarılı. Adaptif özelliğini herkese tavsiye ediyorum. Tekrar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.